aşk laftan anlamaz. Senin hayatın kararlı değilse benim kalbimle kemgir diye, tamam mı? Beni aradığında pişman etmeyeymişim. Allah Allah! Ben mi ettim senin hayatın içine? Adamın ettiği lafa bak! Ne oluyor be? Sus! Lafımı verme! Seni fazla şımartmışlar. Bu ne be? Sen istediğini istediğin gibi konuşacaksın. Ben de susup sineye çekeceğim. Sonra sen karşımda acı çekeceksin. Ben de öyle izleyeceğim, değil mi? Vay efendim, paylaşmayı sevmezmiş. İnsanlarla arasını sınır çizermiş. Ben senin o hudut çizgilerini çıtır çıtır yerim Murat Atılmaz. Bir sakin olalım mı önce? Olamam, olamam. Şu halime bak. Yattım yatağa diktim gözlerimi tabana. Bir oraya dön, bir buraya dön. Dedim ki çok olmuyor. Sen kalk git. Ne söyleyeceksen söyle, rahatla. Öyle fırlamış mı eder, geldim buraya kendimi vurdum. Bunu görebiliyorum, evet. Bütün mahremimi gözler önüne sermiş. Senin suçun. Yani hayatımda ilk defa gecelikle bir kadın evimi basıyor. Yani gülmeyeyim de ne yapayım Tuval? Sırılabilirsin mesela. Isılamam ama. Oh, wow. Bunu daha şimdi görüyorum. Böyle daha seksi gel. İyi gel. Başka bir şey diyecek miydin? Özür dilerim. Ben de özür dilerim. Barıştım. Ya çocuklar harikasınız ya. Bu nasıl bir karşılama? Tam bana layık. Ben hep bunun isterim ki. Hay. Ay kayım. Ay nihayet şirketti benim değerimi anladı. Çok şükür. Hay. Burası da rüya gibi olmuş. Ver. Tebriz. Tuval Hanım efendiciğim. Hocaların hocası. Kraliçemiz. Makas elli kadın. Kumaş bükücü. İpliklerin efendisi. Dediğim dedex. Moda ikonex. Kesme! Demek bunların hepsi senin marifetin. Affet beni. 500 tane gelinlik baktım. Hiçbirinde senin dokunuşun, senin asaletin yok. Bak, ne istersen yaparım. Lütfen affet beni ya. Git o zaman. Olmaz. Look. Ya bak ben hamileyim Tuval. Hamileyim. Hormonların böyle tavan. Zaten vücudumda şu kadarcık vitamin var. O da bebeğe gidiyor. Ne istersen yapacağım. Affet beni lütfen. Please.
Sus! Çocuğu üzeceksin. Git bana bir kahve getir. Sonra yelpazeleri kap gel. Masajdan önce serinleteceksin. Ondan sonra belki, belki, belki yapacak mıyım diye düşünürüm. Git. Yay! Eğer beni affedersen bugünü ikinci doğum günümü ilan edeceğim. Hadi koş git kahve getirsin. Koş. Bununla beni eve götüreceksiniz. Bilginize ceza. Gir. Çizim örneklerini görmek istemişsiniz. Bırak şunu. Başka bir şey? Dün gece sana yapılan iş tekliflerini değerlendirebildin mi bari? İş teklifi aldığımı siz nereden biliyorsunuz? İlk önce beni aradıkları için sabahtan beri sana gelen teklifleri ben değerlendiriyorum. Bravo Ayak Bektaş. Giderek yükseliyorsun. Ama asistan olarak değil. Seni marka yüzü olarak talep ediyorlar. Ben pozisyonumdan memnunum Murat Bey. Hayatımı kamera önünde geçirmek istemem ki ailem de öyle. Ama siz hayatınızdan sonra beni işinizden de çıkarmak istiyorsanız orası başka. Müjde! Müjde misterim, Tuval beni affetti. Gelinliğimi dikiyor. Aa, Nihat'cığım sen de mi buradaydın tatlım? Adına çok sevindim Lidacığım. Ben seni fazla meşgul etmek istemiyorum. İşte malum düğün hazırlıkları falan uğraşıyoruz. Bu yaramaz büyümeden hemen evlenmek zorundayız. Benden ne istiyorsun peki? Asistan. Bana bir asistan gerekiyor. Yani bu bebek yüzünden böyle çok çabuk yoruluyorum. İşte başım dönüyor, midem bulanıyor. Böyle türlü türlü şeyler. Aa, örneğin misal hayat. Hayatı bana bu süreçte asistan olarak verebilirsin. Hayat bir organizasyon şirketi çalışan değil Didem. Saatinin genel müdür asistanı. O yüzden başka birini bul. Benim için sorun değil. Ben gene de uygun olduğunu düşünmüyorum. Yo yo. Düğün hazırlıklarınız için Didem Hanım'a ben seve seve yardımcı olurum. Gerçekten mi? Ay inanmıyorum. Gel bir sarılacağım sana. Çok tatlısın. Çok teşekkür ederim. Ne demek Didem Hanım? Yeter ki her şey Murat Bey'le gönlünüzce olsun. Gösterip beni affeder misin? Dur, dur bakayım, dur. Bak, burada 15.000 var. Ne olur kusura bakma, anca bu kadar toplayabildim. 5.000'imiz eksik. Ne demek o ya? Çok teşekkür ederim. Para için değil, o ayrı. Geldiğin için, bana değer verdiğini gösterdiğin için. Bak kızım, biliyorum çok büyük bir hata ettim. Biraz fevri davrandım. Ama bu zor günde tabii ki sana destek olacağım. Sen benim bir tanecik kızımsın. Ben ne sanmıştım ki? Ne sanmıştın? Bana hiç değer vermiyorsun sanmıştım. Gel buraya gel, gel bakayım gel. Canım kızım benim. Olur mu hiç öyle şey? Ama sen benim hep hakkımı yiyorsun bak. Hep böyle yapıyorsun. Ya ben sana kıyar mıyım hiç? Sen benim bir tanecik kızımsın. Canım benim. Çok teşekkür ederim. Dünyaları verdin bana şu an ya. Ne yaptım ben ya? Buna can mı dayanır? İnsan kendi kendine ateşe atar mı?
İnsan kendine dayak atar mı? İnsan kendine çelme takar mı? Nasıl atladım ben öyle ya? Ben yaparım asistanlığı. Hah. Al yap bakalım Hayat Hanım. Al yap. Ay kalp kırıklığından öleceğim. Kimsenin haberi yok. Yine mi? Yine mi benim gibi elbiselerle konuşuyorsun? Bunlardan bana bir kefen ayarlayabilir miyiz? Çünkü kendime attığım kazıklarla daha fazla yaşamam diye düşünüyorum. Çık şuradan. Dökül. Dedemin evlilik hazırlıkları için asistanlık yaparım diye atladım. Okey. Bu atladığın uçurum olduğunu biliyorsun ama değil mi? Tam düşüş aşaması şimdi. Neden böyle bir şey yaptın? Çünkü Murat'a beni incitemeyeceğini göstermek istedim. Güçlü görünmek için. Yavrum, sen aşkı boks ringi mi sandın? Aşk güçlü olanın kazanmadığı tek yer. Ama ilk yumruğu ben atmadım. Murat benimle oynadığını itiraf etti. Didem'i seviyorum dedi. Ben de böyle güçlü kız rolleriyle can veriyorum usul usul. Sen de buna inandın mı? Murat bence seni tahmininden çok daha fazla seviyor. Kalbine bir bıçak saplamadığı kaldı. Seni içine düştüğü cehennemden uzak tutmak istiyor. Yalan dolan kestiği roller. Evlenmek zorunda. Ne yapsın? Hep beni sevme desin. Yazık olmaz mı sana? Ama umurunda değil gibi. Çünkü aynı kumaştansınız. O sadece senin gibi elbise depolarında ağlamıyor. Kapalı kutu. Zehri içine akıyor. Of, ne yapacağımı bilemedim ben şimdi. Git, görevini yap. Kendini onu böyle gömmeyeceksin. Hadi çık 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 çık. Gözyaşları yaptın hep elbisemi. Ne haber? Ben iyiyim, sen ne yapıyorsun? Çok tatlı görünüyorsun. Ben de mi? Yok yani bu çok şey değil ki. Yeşil giydim. Sen de çok kırmızısın. Yerim seni. Alo. Aslı. Kim geldi bil bakalım. Ay senin sesine kuşlar mı kondu güzel arkadaşım? Kim geldi? Kim gelmiştir? Kerem gelecek kesin ki %1500 ihtimal. Ay yok. Babam geldi babam. Gerçekten mi? Ay kuzum benim ya. Özür diledi kızım benden. Ya ben dün gece neler söyledim adamın hakkında. Neler düşündüm? Ya çok utanıyorum şu an kendimden. Ah be, görüyor musun? Baba yüreği işte. Üzülmüş o da aslında. Dayanamış, içine atmış ama. Ey kıyamam ya. Kuzum nasıl sevindim anlatamam. Ya Aslı. Meğerse beni seviyormuş. Değer veriyormuş. Ben hep kendim uydurmuşum bunları. Ha parayı da getirdi. Yani 5000 eksik de. Biz tamamlarız artık onu. Kurtardık bizim kızı. Aslan Cevat amcam be. Gerçekten mi? Bak bir şey söyleyeceğim. Hemen Hayat'ı arayıp haber verelim. Kim bilir orada ne eziyetler çekiyordur şimdi kızcağız ya. Yok yok arama şimdi. Kıyamam. Böyle müjdeye verirken yüzünü görelim. Beraber yaşarız ya. Şimdi kollarımızı açacağız sarılmak için boş kalacak. Tamamdır altın kalp yerim seni. Ben seni. Tamam hadi kapat. Ay önce sen kapat. Ya tamam hadi birlikte. İki. Bir, iki. Üç. Üç. Ah. 23 ayrı organizasyon şirketinden buldum. Farklı düğün temaları, çeşitleri burada. Fiyatları da burada. Çok kolay gelsin. En yakışanı sizin olsun. Ah. Nereye gidiyorsun? Bana buyurduğunuz, rica ettiğiniz diğer işleri yapmaya. Gel gel yardım et bana. Fikir ver yani. Ben mi? Evet sen. Gel gel. Kaçma. Otur otur. Göstersene. Neler var neler yok. Ay ne çok güzel. Bayıldım. Aslında çok güzel. Çok hoşuma gitti. Değil mi? Çok şahane. Beğendin mi sen de?
Ben çok beğendim. Burada da var. Bakayım. Yes. Evet. Sevmedim. Bu çok basit. Çok güzel. Wow, bunun rengi çok güzel değil mi? Çok beğendim ben. Bu bence güzel olur. Evet. Bu da fena değil. Yok. Bu da çok kötü. Evet, bunu sevdim. Güzel. Bunu neyde kullanabiliriz peki? Şu nasıl? Girin. Bir 10 dakikanızı alabilir miyim? Evet, nedir? Didem Hanım'la kararsız kaldık. Son kararı sizin vermenizi istediler. Ne konuda? Bunlar ne? Nikah şekeri örnekleri. Davetiye. Masanın düzeni şeyleri de var. Tamam, seç birilerini. Niye? Bu sizin de düğününüz. Hayat, ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ha? Ne yapmışım ki? Bütün bunlar örnekler işte. Hayır, böyle bu Didem'in asistanından soyunmalar, bu saçmalıkları önüme yığmalar falan. Ha? Saçmalık dediğiniz şey sizin hayatınızın en özel ve en önemli günün bir parçası. Ama pardon, siz o geceyi de bir oyun olarak algılıyor olabilirsiniz. Atlamışım tabii. İleri gidiyorsun hayat. Belki beni yine kovarsınız umuduyla. Kapı orada. Gitmek istiyorsan istifa edebilirsin gayet. Niye? Sizi artık eğlendiremiyor muyum Murat Bey? Ama siz ne yapıyorsunuz böyle? Ama patronların odasına öyle istediğin gibi giremezsin değil mi oğlucuğum? Sen benim patronum değilsin ki. Babamın patronusun Murat. Akıl küpüm benim, akıl küpüm. Yerim ben seni. Hayat ablanı bir kere öpsene sen. Öperim ama bir şartla. Dile benden ne dilersen. Önce siz öpüşün. Neden? Kavga ettiniz çünkü. Biz kavga etmedik ki oğlucuğum, tartıştık sadece. Annemle babam da öyle diyorlardı ama annem ölünce babam çok üzüldü. Ama son pişmanlık fayda etmiyor çünkü oğlucuğum. Ama sen merak etme, annen senin babanı çoktan affetmiştir. Ama ben görmedim, öpüşün geçsin. Bakın demedim ki öpüşün dedim. Yani peki madem. Ne yapacağız? Mecbur. Öpüşeceğiz. Thank you.
Müsaitsen seni bir göreyim diye mesaj atmışsın. Yakışıklı. Kim? Ben mi yakışıklı? Tabii ki sen. Burada başka yakışıklı mı var? Ayrıca Kerem, burada başka kimse yok zaten. Sen İpek'in uzaylılar tarafından klonlanmış hali misin? Yoksa İpek'sin de mutlu musun? Mutluyum galiba ya. Otur, otur. Vallahi şahane. Hayırdır? Ne oldu? Ya bir şeyler iyi gitti işte. Hani böyle kalbimde bir yara vardı. Ameliyatla üstünü kapattılar sanki. Böyle bir tatile gidersin. Evini özlersin ya. Sonra uzun yoldan evine dönersin de böyle bir oh deyip rahatlarsın ya. Öyle bir his var içimde. Ya böyle acayip bir haller ya. Kıpır kıpırım, çok acayip. Bu haller çok yakışmış sana. Kerem. O kadar iyiyim ki. Bugün ne istersen yarın. Yapmazsın, yağarsın. Yani böyle gümbür gümbür. Dolu dolu yapmak, öyle bir şey. Yağmak. Yağmurlarımla şemsiyesiz dolaşırım ya. Sen yeter ki ya. Tamam. Şimdi benim biraz işlerim var. Sen plan yap. Böyle balondu, çekirdekti, ocak başıydı. Ne kadar fantezin varsa yığ üstüne. Hazırım ben. Gülüşüne kurban be. Ömrüm uzadı yemin ediyorum. Ben bu gazla 150 yıl yaşarım. Buradan böyle dümdüz devam ediyorsunuz. Şuraya dönüyorsunuz. Teşekkür. Allah! Allah çok kötüyüm, yardım edin. Ay yine ne oldu, Allah korusun? Ya, bir şeyim yokmuş vallahi, yani turp gibiymişim. Polarımı aldım, artık gidiyorum Hemşire Hanım. Giderken de bir korkutayım dedim. İyi yaptın. Yani aşk olsun Doruk. Bak ne diyeceğim, biraz vaktim var, söyle hemen kaçma da sana bir kahve ısmarlayayım istersen. Bünyeye iyi gelir, can verir. Olur. İyi. Hadi gidelim. Sen evlilik düşünmüyor musun? Ya Aslı, sen ne kadar doğrudan bir insansın. İnsan bir ne haber, ne yapıyorsun lan? Bu evlilik de nereden çıktı şimdi? Hayır, ne bileyim canım. Bugünlerde kiminle tanışsan, elini kolunu kime sallasan, çarpsan... ...ama ben evleniyorum diyor. Misal? Hayatın patronu. Evleniyormuş. Ya evleniyor, evet. Ya ne güzel. Ne mutlu, ne şahane. Ne kadar sevinçlidir şimdi. Yani yuva kuruyor sonuçta sevdiğiyle. Ha? Mutluluktan başı tavana vuruyordur böyle. Yok ya. Yani aslında bıraksan kendini yerin dibine gömesi var. Aslında abimi buraya getirmek lazım. Böyle dertlerin içine atıyor, atıyor ya Allah. Verem olacak Allah korusun. Ay Allah korusun. Neden? Zorla mı evlendiriyorlar abini? Berdel mi var sizin ailede? Abin çocuk gelin mi? O hiç olmaz. Kızın ailesi zengin de aslında servetlerimi birleştiriyorsunsa ne oluyor? Hiçbiri olmuyor Aslı'cığım. Abim için başka zorunluluklar söz konusu. Yani kendisinden daha çok önem verdiği bir sorumluluğu var. Ha. Değil mi? Hay Allah. Çok üzüldüm şimdi Murat Bey. Sen onu al, bize getir. Terapiye falan götürelim yani. Antidepresan yazdıralım, iyi gelir. Keşke başka bir çözüm yolu olsa. Çok zor. Alo, Hayat. Bak, neler öğrendim, neler çok acayip şeyler öğrendim. Demin Doruk buradaydı. Bir şey söyleyeyim mi? Murat çocuk gelinmiş, berdelmiş. Servet birleştirme kurbanıymış. Aslı, ne içtin? Ayrıca, bu Doruk'la samimiyet nereden geliyor? Ay, İstemeden evleniyormuş diyecektim canım. Berdel nereden çıktı? Çocuk gelin falan, kafam karıştı benim. O anlamda söyledim. Ayrıca çocuk raporlarını almaya gelmiş. Ne var bunda? Tuval Hanım'a da konuştuk. Ya
Yani Murat seni korumak için böyle davranıyor dedi. Seni senin tahmin ettiğinden daha çok seviyor dedi. Kafam çok karışık. İşte gördün mü bak kuzum ya, seviyormuş seni işte demiştim ben. Aslı, öyle olunca her şey çözülüyor sanki. Yani bu daha kötü bir şey bence. Ayrıca ben hala emin değilim o adamdan. Kızlar hiçbir anlamı yok ki. Düğün hazırlıkları tam gaz ilerliyor. Ben de mükemmel bir asistan olduğum için nikah şekerleri örneklerine bakıyorum. Ya hatta o kadar destek oluyorum ki beni nikah şahidi bile yazdırabilirler. Durum bu. İşkence resmen ya. Aşırı dram. İşte bu yüzden duygusal çıkışlarla mantıklı düşünme zeminimi kayganlaştırmayın. Zaten zor ayakta duruyorum. Yapışırım yere. Sabretin Cidal. Bitecek bu acılar. Oh be. İyi geldi vallahi oğlumla yürümek ha. Ne yalan söyleyeyim bana da. Kafam dağıldı biraz. Sen ne düşünüyorsun Murat? Ne konuda? Didem'in ailesi konusunda. Hadi azıcık dedikodu yapalım seninle. Pek bir şey düşünmemeye çalışıyorum. Evet, bizden biraz farklı oldukları kesin. Biraz mı? Ne yapayım baba, ne yapayım yani? Farkındayım ama sonuçta çocuğumun ailesi yani. Dolayısıyla senin de. Benim bir tane ailem var. Onlardan çok memnunum. Peki şu meseleyi ne yapacağız Murat? Şu ayrı evlerde yaşama meselesi. Bir şey yapmayacağız. Niye ki? Biz Derya annenle de konuştuk. Bu iş bize pek doğru gelmedi be Murat. Şimdi bu insanlar ne kadar bizden farklı da olsalar bir aileler değil mi? Üstelik Didem'le aramızdaki durumdan pek haberleri yok. Onlar her şeyi normal, her şeyi yolunda zannediyorlar. Ayrıca basının ilgisi de sürekli bizim üzerimizde biliyorsun. Yani evlendikten sonra ayrı evlerde oturursanız ve bu basına yansırsa hem o insanlar çok üzülür hem de biz çok üzülürüz. Dide baba ben Didem'i sevmiyorum ki. Ben annenden sonra kimseyi sevdim mi sanıyorsun Murat? Sen Derya anne? İnsan bazen mecbur kaldığı şey yapar oğlum. Hayat seni birine doğru iter. Sen de pek sorgulamazsın. Bir yerde kabul edersin, razı olursun. Böyle olması gerekiyormuş dersin. Yaşarsın. Alışırsın. Derya'ya alıştım ben. Bir sürü ortak noktamız var. Her şeyden önemlisi bir evladımız var. Baba olmak güzel şey ya. Doğru da sana da bayılıyorum ben. Vay be Fadik teyze. Hey gide hey. Eve erkek sinek sokmazken şimdi gelsin flörtler, gitsin randevular. Yalnız biz bunu unutmayız. Yazarız bir kenara. Bir dakika, bir dakika. Yalnız ben gayet mazbut bir insanım bir kere. Adam düzgün düzgün elinde çiçeği, çikolatası geldi beni istedi. Elektrikler gitti yine ya. Tamam tamam kapatıyorum şimdi musluğu, düzelir hemen. Akıllara zarar bir sistem. Ama çalışıyor da. Su da akıyor. Elektrik de var. Yani sağ olsun adamcağız düşünmüş, yapmış. Ellerine sağlık. Da biz neden hala doğru düzgün bir tamirci çağırdık da düzeltmiyoruz? Ben onu hiç anlamıyorum. Çağırdık, çağırdık anacığım. Çağırdık da adam dedi ki kim bozduysa dedi o gelsin dedi, o yapsın dedi, düzeltsin dedi. Hatta neredeyse bir de üstüne para verecekti yapmamak için ya. Dedi ki ömrümde böyle şey görmedim dedi. Tamam.
Tamam, tamam, yeter. Laf sokup durmayın adama. Size de teessüf ederim kızlar. Hani bizimle gelecektiniz? Hani Kamuran Bey'i test edecektik? Nasıl olacaktı o? Siz yiyecektiniz deli gibi. Ben de seyredecektim onu. Bakalım eli açık mı? Bonkör mü? Nankör mü? Misafirperver mi? Tüm bunları görecektik. Önce siz bir test edin. Sonra biz test edelim yani. Evi görüyorsun. Hep beraber telef olmayalım sonra. Ama bakın yeğenim gelmeden bu işi halletmek lazım. Yani şimdi o geldiğinde elin adamıyla nasıl öyle flörtleşeyim? Derdini seveyim senin Fadik ya. Yürü hadi yürü. Kıyamam ben sana, tamam hadi siz gidin, biz bir dahakine geleceğiz söz. Ayrıca Can abiye çok selamlarımızı iletin. Tamirat için ayrıca teşekkür edin. Yürü hadi Allah'ım, Allah'ım. Kızlar, gelin şu nevresimleri değiştireceğiz. Leş gibi olmuş, leş. Koşun, koşun. Hayırdır? Yani işte. Cıt, pek senin bu ani gelen temizlik aşkın beni benden aldı, gözlerimi yaşarttı. Ya kızım kafa dinleyelim birazcık, ne istiyorsun sen bizden? Bir parça temiz olmanızı istiyorum. Bu çarşaflar kaç gün önce değişti, haberiniz var mı? Koklayan yerlerinizde problem mi var sizin? Pissiniz pis. Sensin pis, pis gıcık. Ya annemle Fatih teyze gitti bu başladı ha. İyi be tamam, bağırma, yapacağız. Yapıyoruz işte. Bari. Kızlar, bu ne? Bunlar senin özgürlüğünü sağlayacak kağıt parçaları güzellik. Yaşasın hayatın özgürlüğü. Yaşasın hayatın yeni hayatı. Ya size inanamıyorum ben ya. Çok fenasınız. Nereden buldunuz bunu? Bakın kendinizi zora soktuysanız elim bile sürmem. Hiç zora sokmadık. Babamın eli açılmış. Parayı geri ödedi. Yani hiç problem yok. Kızım. Artık. İstifa edebilirsin. Artık kimseye katlanmak zorunda değilsin. Yaşasın. Artık şirkete gitmek zorunda değilim. Artık o zalim, işkenceci Didem'in suratını görmek zorunda değilim. Artık her gün o Murat'ın. Artık her gün Murat'ı görmek zorunda değilim. Hiçbir zaman göremeyebilirim. Bak şimdi İpekçim. Güzelce gözünü kısıp güzelce hedefe nişan alıyorsun. Ver bakayım. Gerçek tüfek söküp takmasını biliyorum desem. İstanbul'a ilk geldiğimde kendi güvenliğim için ateşli silahlar konusunda özel dersler aldım. Evet aldı. Sen kiminle merhabalaştığını bilmiyorsun bıyıklı. Al bakalım. Kuzum. Ne oldu yine dalıp gitmişsin? Biz parayı bulunca senin dertlerini çözeceğiz sandık tabii saf gibi de. Ama derdine dert eklendi sanki. Şimdi ben istifa edebilirim yani. Hı. Gidebilirim ya. Ben şimdi anladım. Galiba gitmek istemiyorum ben aslında. Ben Doruk'tan öğrendiklerim... Cüval Hanım'ın sözleri aklım takıldı işte. O da seni seviyor. Çok belli. De işte.
Öyledir belki de ama neyi değiştirir? Gözümün önünde evleniyorlar. Ben Murat'ı çok seviyorum. Eğer bu başımıza gelenler kötü kaderse, eğer benim kadar o da masumsa ben buna dayanamıyorum asla. Bırakıp gitmek istemiyorum. Ama belki de gitmeliyim, bilmiyorum. Kala kaldım arada öyle. Bu da karavana be bıyıklı. Boşluğuma denk geldi ya. Şşt abi Burcu ya. Telefon çalıyor. Çalışsın. Alo. Annem. Ne yapıyorsun Meleği? İyiyim güzel kızım. Babanla konuşunca daha da iyi oldum. Dedim kızını arayayım da ondan dinleyeyim. Neyi dinleyeceksin anne? Baban erkek arkadaşına tanışmış. Pek beğenmiş, pek sevmiş çocuğu. Bir övdü, bir övdü. Kerem miydi adı? Evet anne, Kerem de. Babam nerede tanışmış Kerem'le, ne alaka? Anlatmadı ayrıntısı. Hep arasında geçti sadece. Haberim yok kısımda. Tamam anneciğim, ben seni sonra arayacağım. Murat, çok geç kaldım. Çok özür dilerim. Ya düğün hazırlıkları falan derken zamanın nasıl geçtiğini anlamamışım ya. Otur Didem. Ay evet, oturmalıyım. Gerçi otururken de yoruluyorum ben. Fikir canlı olmak o kadar zor ki. Düşününce asistanım hayat koşturdu zannedersin ama düğün davetiyelerine bak, masa kartları, çiçek renkleri falan. Benim de iki gözüm var ama değil mi? İnsaf yani. Konuşmamız lazım. Ben de onu dedim zaten. Konuşmamız lazım dedim. Murat'la karar vermemiz lazım dedim. Didem, konumuz bu değil. Hı. Ne peki? Birlikte yaşamamız. Sen bir söyle bakalım. Konuş. Nerede, ne zaman tanıştın babamla? İpek, bak büyütülecek bir şey yok. Tamamen tesadüf oldu. Bırak ya. Ne demek büyütülecek bir şey yok ya? Sen bana bunu nasıl söylemezsin Kerem? Ya benim ailemle ne işin var ya? Oyun mu oynuyoruz burada? Destur diye bir şey var oğlum. İpek, tamam yap. İpek bir sakinleş. Kötü bir şey olmadı. Ben zaten bahsedecektim sana. İpek yapma. Alo Kerem'cim, nasılsın oğlum? Bana verdiğin 20.000'i teslim ettim İpek. Merak etme, kuruşu kuruşuna 20.000. Aynen dediğin gibi, sen getirdin biliyorum. Bak bizim oğlanın dükkanını açtık, vallahi bir gün çaya bekliyorum mutlaka. Seni çok sevdim ben Kerem'cim. Ya birlikte ortak bir şeyler yaparız belki. Alo. Alo, Kerem. Alo. Babam bugün seninle birlikte yaşamamız konusunda gelip benimle konuştu. Aa, öyle mi? Öyle, öyle. Hayatım ve kararlarım konusunda hiçbir şekilde fikrini beyan etmeyen adam bugün gelip benimle bu konuyu konuştu. Onunla da Derya anne konuşmuş. Acaba Derya anne ile kim konuştu? Ben konuşmadım. Gerçekten yemin ederim ben konuşmadım. Ben bir şey demedim. Otur şuraya. Didem bak, ne yapmaya çalıştığının gayet farkındayım, tamam mı? Ben bir şey yapmaya çalışmıyorum. Ben sadece seninle evlenmek istiyorum. Ve çocuğumu sevdiğim adamla büyütmek istiyorum, o kadar. Evet ama böyle yapmaya devam edersen o çok istediğin nikah da olmayacak. Ne demek o? Ben senin çocuğuna hamileyim. Ne demek nikah olmayacak? Şu demek oluyor. Benden habersiz hamile kaldım. Çocuğuma sahip çıkmak için evet seninle evleniyorum. Ama hayatımı ele geçirmene izin vermeyeceğim. Bunu sakın unutma. Ya biz orada İpek'i öyle bir başına bırakarak yanlış bir şey mi yaptık ya? Benim aklım onda kaldı, durunamıyorum ben. Bir başına bırakmadık ki aslında. Kerem yanında. Tamam ben düşünce bir kararsız kaldım ama ikisinin meselesi.
Yani Kerem de merak etme bende deyince. Gerçi bir yerde iyi oldu biliyor musun? Kız yüzümüze bakamıyordu utançtan. Ya hayat bu ne biçim bir baba ya? Böyle baba mı olur? Tamam sakin ol. Zaten bir telefon mesafesindeyiz. Ararsa kopar gideriz yanına. Aa! Sen nereden çıktın ya? Ya sen ne tatlı şeysin. Siz tanışıyor musunuz? Evet. Bu benim başıma tatlı belası. Bulup bulup peşime düşüyor. Daha ortağı nerede acaba? Kuzum senin bir de arkadaşın mı var? Yani o Watson. Bu yakışıklı da Sherlock. Ya hayat bir şey söyleyeceğim. Bunun sahibi falan varsa öyle merak etmesin kayboldu diye. Bizim yanımızda çünkü. Sahibi değil. Yani yeminin suyunu veriyor diye sahibi olmadığını düşünen bir deli. Hatta görüp görebileceğin en normal deli. Hayat. Bu laftan anlıyor gibi bakıyor. Anlıyor zaten. Ne olur bana kızma. Tek istediğim aranızı düzeltmekti. Sorunları çözmek için yardım etmekti. Ben sana kızdığım için ağlamıyorum zaten. Çok utanıyorum. Kerem çok utanıyorum ya. Yüzüne bakacak halim kalmadı. Bu nasıl söz ya? Bu nasıl söz? Senin yüzün benim güneşim, ışığım. Hem senin ne suçun var ki? Arkadaşına yardım etmek mi suç? Babandan destek istemek mi suç? Ya Allah aşkına. Hangi baba? Evladını sevdiği adamı daha ilk görüşte kullanmayı akıl eder ya. Hangi baba? Seni de kandırdı, beni de kandırdı. Ben sandım ki beni önemsiyor sandım. Bana değer veriyor sandım. Beni seviyor sandım. Eğer sen misin o ya? Bana değer veren, beni önemseyen, bana kıyamayan sen misin? Teşekkür ederim. Ya gel buraya. Gel. 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 Asıl ben teşekkür ederim. Onca yoldan, hayattan geçip sen oldun. Bana geldiğin için. İpek, istediğin sıfatla karşındayım. İstediğin sıfatla. Seni harbiden çok seviyorum ben ya. Ay bu ciddi ciddi bizimle geliyor. Hadi Sherlock yeter bu kadar eskortluk. Bak sağ salim geldik evimize. Hadi güzelim sen evine biz evimize. Bir şey söyleyeyim mi? Bu niyeti bozdu bize taşınmaya karar verdi. Ne oluyor ya? Aslı, Fadik teyze bahçemize kiracı mı almış acaba? Neredesin ortak? Senin ne işin var burada? Sen bunu tanıyor musun? Evet, sana bahsettiğim Watson bu işte de. Bizim bahçeye neden demir atmış bilemedim. Siz de mi burada oturuyorsunuz? Siz de derken? Hiç bana. Ana! İbrahim! Hala? Yakışıklım! Ne zaman geldin sen? Oy canım benim. Yalnız şu sakalları kes. Aman. Yoksa o İbrahim. Bu İbrahim mi Allah korusun? He he bu Fadi'nin yeni İbrahim. Deli İbrahim. Benim
istediğimiz deli. Bilmediğiniz delilerden. İbrahim Kara. Namı değer Doktor Watson. Bu da ortam Sherlock. Buralarda bir yerdedir herhalde. Ben içecek bir şey alacağım. İster misin? Olur. Olur. Of. Efendim? Evet benim. Tamam, ben de sizden haber bekliyordum. Nedir durum? Ya gerçekten mi? İnanmıyorum. Bugün alabileceğim en güzel haber verdiniz bana ya. Süper. Sperm için ben bir gün daha bekleyemezdim. Benim hemen hamile kalmam gerekiyor. Tamam. Tamam. En kısa zamanda geliyorum buraya. Harika. Evet. Evet, aşılama doğru olacak. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanmam. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere